Genç patron gelir gelmez bizimkine tur bindirdi ya. Gördünüz mü siz Sare Hanım'ın halini? Ben kaçarım. Betona bağladı diyorlar ama. Ayakta öldü bekamız. Doruk Somer mi? Ne Doruk Somer'miş ya? Adam resmen uçaktan kampanyayı kurtarmaya indi. Abi çok karizmatik ama ya. Gerçekten karizmatik. Evet, aynen öyle. Bayılıyorum. Çok kayıp vallahi. Geldiğimden beri Doruk Somer diye bir fısıltı var ki. Kim? Somer hayatım, Somer. Tarih Hanım'ın bir şeyi mi? Oğluşu. Ne? Ya üvey oğluşu. En üveyinden. Doruk Bey. Bak, geliyor işte. Bahsettikleri kız orada, Zeynep. Bakma istersen. Bu kadar. Ha. Seni de kitledi. Yok. Ne kitlemesi ya? Ben Ardıç Bey'in oğlu ya. Biraz daha orta yaşlı bekledim o yüzden. Tamam canım. Günün kahramanı o zaten. Herkes ona bakıyor. Ama sen malum çok büyük büyük bir aşk yaşıyorsun ya. Sen çok bakma. Ben Sare Hanım'a bakacaktım zaten. Salih tamam abartma ya. Gerçekten alt tarafı kızdım. Bir iki bir şey söyledim be abicim. Ya ne Mine'ye ne... Hayır Mine mağdur mu olmuş yani şimdi? Öyle bir şey mümkün müymüş? Bence değil. Olabilitesi yok yani. Yani senin için her şeyi yaparım ama bundan özür dilemem. Bırak. Senin her tarafın özür dilese ne olur ya? Saçma sapan ortalığı karıştırdın dün gece. Hangi birimizden özür dileyeceksin? Çok büyütüyorsun. Tamam mı? Gerçekten alt tarafı ağzımdan kaçtı işte ya. Lan ağzımdan kaçtı dediğin şey yüzünden dün gece Mine suçsuz günahsız bir kızı yerin dibine soktu ya. Ve ben hiçbir şey söyleyemedim. Niye? Çünkü sayende ağzımı açacak halim kalmadı. Abartıyorsun. Alt tarafı paylaşılamayan adam oldun işte ya. Bunun keyfini çıkaracağına burada bana lagaluga yapıyorsun be abicim. Ulan sen var ya. Konuşma lan benimle. Sayende hem işimden hem haysiyetimden hem gururumdan oldum. Sana güvenip ağzını açan da kabahat. Gerçekten Salih ne hassas adamsın ya. Kimmiş o hassas adam? Salih. Ex şoförüm. Salih, Ozan'ın demirbaşı. Ex ama samimisiniz demek. Yılların samimiyeti. Öyle yani işte iş falan bulmaya çalışıyor şimdi. Yeni bir işten kovulmuş. Onun için arıyor böyle. Duygusal biraz. Sen neden geri iş almıyorsun peki? Bir falsosun mu var?
Ya aslında çok büyük bir falsosu var. Cici annenle anlaşamıyorlar. O neden karışıyor peki senin yanında kimi çalıştıracağını? Burada işler böyle mi yürüyor? Takipçileriniz gibi ruhunuzu da mı satıyorsunuz buraya? Eğer Salih'in tek falsosu Cici annemse buyursun gelsin. Benim de İstanbul'da işlerimi yürütmek için ufak tefek işlerimi koşturacak birine ihtiyacım var. 10 gün için. 9. Artık 9 gün için. Çok teşekkürler canım. Kusura bakma yani böyle duygusal haller hiç benim tarzım değil. Ama kendimi tutamadım yani kampanyayı kurtarmak için verdiğim bütün emekler hiçe sayıldı. Çiğneyip geçtiler beni. Ozan bile sırf ben seninle daha yakınım diye Doruk'la kol kola verince Doruk'a da kızamam ki. Ya o benim gözümde hala küçücük bir çocuk. Ama bu hırs, bu kin, bu ayak oyunları hiç benlik değil. Ben yalan bilmem, entrika bilmem. Elime yüzüme bulaştırırım, beceremem ben. Ben bunlarla başa çıkamam. Çok yalnızım ben. Hayır, siz yalnız değilsiniz. Ben varım. Kimse yoksa ben varım. Kız arkadaşına bakınıyorum da göremedim. Biraz önce bir karşılaştık, selamlaştık. Tanışamadık henüz. Zeynep mi? Başka bir kız arkadaşın daha mı var? Oo, ikisi bir arada. Babasının erdemleriyle değil, annesinin hırslarıyla büyüdü. Doruk Somer, şu hayatta görebileceğin en hırslı, en açgözlü insandır. Buradaki gücü ortada. Maalesef benim gücüm seni korumaya yetmez. Sen kendini koruyacaksın Zeynep. Eğer bana inanıyorsan, bana güveniyorsan tarafını seçeceksin. Dorukçuğum, yeni arkadaşınla iyice kanka olduysan sıra Zeynep'te. Zeynep'ciğim, Doruk Somer, üvey oğlum. Adını çok duydum Zeynep. Takipçinim. Ben de bugüne kadar adınızı hiç duymamıştım. Aşkım formundasın yine. İşte kavga bitti ama trip devam ediyor böyle bazen. Ben çıkayım artık. Ben de seni arkadaşınla baş başa bırakayım. Eminim ki misafirliğin boyunca beni aratmayacaktır. Misafirlik demişken misafirliğim bugün evde de devam edecek. Eve uğrayacağım bugün tabii. Müsaade edersen. Ne demek? Tabii ki. Zeynep'ciğim gel seni ben bırakayım. Bizimki de böyle işte. Bu soğuk haliyle ne yaptı etti? Bir şekilde aşık etti beni kendine. Bazıları soğuk sever. Değil mi? Sen geç hayatım, geliyorum ben. Kız Zeynep, gel gel gel. Gel gel gel. Nasıl? Arabaya yakışmış mıyım ben? Yakışmışsın işte. Patron, memnun mu benden? Gel memnundur. Konuştuğumuz gibi. Zeynep Hanım diyeceksiniz Fevzi Bey. Öyle kız falan yok, evinizde değilsiniz. Zeynep Hanım. Şimdi kapı lütfen. Özür dilerim Zeynep Hanım.